Gobeller merhabalar. 27 numarayla devam ediyorum dostlarım. 27. köşe taşımız, 7. ünitemizin. Bakalım ilk sorumuz. Birim kareler üzerinde verilen x ve y açıları için kosinüs x ile tanjant y'nin çarpımı kaçtır diye bir soru sormuş arkadaşlarım. Peki bulalım hemen. Şimdi kosinüs x'i bulalım ilk önce. Dostum x'in bütünlerine bir a açısı diyelim biz. Şimdi kosinüs x'i soruyor ya bana. Ben kosinüs a'yı bulacağım. Çünkü a daha bir dar açı. Kosinüs a'nın değeri ne çıkıyorsa bütünleri olduğu için hani kosinüs ne yapıyordu abi kardeşe? Ters davranıyordu. Kosinüs a kaç çıkarsa kosinüs x eksilisi olacak bunun kardeşim. Şimdi a'yı bulmaya çalışalım. Bakın a'nın alıp şuraya taşıyabilirim ben a açısını. Çünkü yöndeş açılar dostum. Şu paralelliği görürseniz eğer ki a ile şuradaki açı yöndeş olduğundan burası da a derecedir diyebilirim. Ve a'yı da şu dik üçgenden istediği değeri bulurum ben. Şurası 3 birim. Burası 4 birim. 3, 4, 5 birim de burası çıktı. Kosinüs a lazım. Komşu bölü hipotenüsten 3 bölü 5. Peki kosinüs x ne olacak? Eksi 3 bölü 5 olacak. Çarpı. Tanjant y'ye geldik şimdi. Yine diyorum ki y'yi bulmayayım ben. Şuradaki açının bütünlerini bulayım. Bütünleri ya burası arkadaşlar. B diyelim bu açıya. Tanjant y'yi bulmaktansa tanjant b'yi bulurum. Eksilisini alırım diyorum. Peki b açısını şu dik üçgende bakın şurada bir dik üçgen var arkadaşlarım. Şu dik üçgen. Hemen şuradaki açı da b olduğu için yöndeş açılar çünkü b ile bu b yöndeş. Buradaki açıdan tanjant değerini bulurum ben. O halde şurası 3 birim. Şurası 4 birim. Tanjant neydi? 4 bölü 3. Demek ki eksi 4 bölü 3 alacağım dostum ben. Eksi 4 bölü 3. 3'ler gitti. Eksi ile eksinin çarpımı artı yaptı. 4 bölü 5 kaldı sorumuzun cevabı. Evet 2 numaradayız. Bakın yine şimdi geometri yapacağız birazcık burada. Biraz da trigonometri yapacağız dostlarım. Şimdi bu bir yamuk. Dik yamuk. Bir kere dik yamuk sorularının %99'unda şu diklik inecek aşağı. Bunu indireceğiz. Tamam. O ona eşittir diyor. Kosinüs BCD. Şuradaki açının da kosinüsünü istiyor bizden. Ben de diyorum ki bu açının kosinüsünü bulmayayım da. Bak şuradaki dik yamuğun özelliği ne? Şu iki açının toplamı 180. Yani abi kardeş bunlar. Ben o halde şuradaki alfa açısının kosinüs değerini bulayım. Bulduğum cevabı da abi kardeş oldukları için kosinüs ters davranıyor bunlara. Ters işaretlisini alırım diyorum. Şimdi amacım kosinüs alfayı bulmak. Hadi dik yamuğun gerektirdiğini yapalım. Şuradan aşağı dikliğimizi indirelim. Burası 4, burası 8 oldu. Şuraya bir k uzunluğunda dersem 4 artı k geldi AB. Demek ki BC de 4 artı k gelecek. Çünkü AB ile BC'yi eşit vermiş bana. Peki şu üçgene bir odaklanın bakalım. 8 var. 6, 8, 10 olabilir mi diye düşünüyorum. K'ya 6 verirsem burası gerçekten 10 çıkıyor. O halde 6, 8, 10. Bana kosinüs değeri lazımdı alfanın. Komşu bölü hipotenüsten 6 bölü 10 yani 3 bölü 5 geldi. Alfanın kosinüsü. Ama 3 bölü 5'i işaretlemeyin arkadaşlarım. Çünkü negatif olacak demiştik değil mi? Ters işaretlisini alacağız. Çünkü bize abisini soruyor. Eksi 3 bölü 5'tir. Bu sorumuzun doğru cevabı. Geldik buraya. Eşkenar üçgeni okudum arkadaşım. Eşkenarda demek 30, 60, 90 demek. Hemen tabanına şu dikliği indirdim. Ve tabanı ikiye böldü. 8 ya. 4 burası oldu. 2 burası olacak. Ve 30, 30, 60, 90 üçgenini kullanacağım kardeşim. 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4 kök 3. Hadi şurada da bir Pisagor bağıntısı yapalım. 4 kök 3'ün karesi 48 artı 2'nin karesi 4 eşittir x diyelim oraya x kare. 52 yaptı 2 kök 13 çıktı şuradaki uzunluğumuzda. Şimdi bana alfanın nesini soruyor? Kotanjantını. Ben alfanın kotanjantını değil de kardeşinin kotanjantını söyleyeceğim. Beta'nın kotanjantı komşu bölü karşıdan
2 bölü 4 kök 13 olacak. Yok, 4 kök 3 olacak. 2 bölü 4 kök 3. Yani gitti. 1 bölü 2 kök 3 oldu. Hadi kök 3 de çarpalım. Eşleniğiyle çarpalım. Kök 3 bölü 2 kere 3 6 geldi. Kök 3 bölü 6'ymış arkadaşlarım. Beta'nın kotanjantı. Ama bana abisi lazım, kardeşi lazım yani. Kardeşininki de ne olacaktı? Eksi kök 3 bölü 6 gelecek. Ters işaretlisi olacak. Şuna bakalım. Bakın ne görüyorum? Dik üçgen 12, 16'dır şurası. 3, 4, 5'in 4 katını almış arkadaşlarım. 12, 16, 20. Bir de açıortay yapalım. Açıortay ne diyordu? Hani kafamız vardı, kollar, ayaklar vardı. Yine konu anlatımına bakarsanız görürsünüz arkadaşlarım bu kısmı. Kollarımızın oranı 12'ye 20. Sadeleştireyim birazcık. 4'e böleyim. 3'e 5. Demek ki ayaklar da 3K'ya 5K olacak. Ve toplam 8K 16 ise 8K 16. K eşittir 2 gelecek. K 2 ise şurası 6'dır. Şurası da 10'dur kardeşim. Neyi soruyor? Tanjant x'i. Ben yine kardeşini buluyorum kardeşim. Aa, bu açının tanjantı. Karşı bölü komşu. 12 bölü 6'dan 2 geliyor tanjantımız. Ama abisinin tanjantını sorduğu için cevap eksi 2 gelecek dedim Goberler. Evet, geçtik 27'yi de 28'deyiz. Bakalım bu ne diyor? X, Y, Z bir üçgenin iç açılarının ölçüleri olmak üzere. O halde şunu biliyorsun sen. X'in, Y'nin ve Z'nin toplamı kesinlikle 180. Y ile Z'yi ayrı bir kardeş, X'i de başka bir kardeş yapalım. Peki toplamları 180 olunca bu abi kardeş de birinin sinüsü diğerinin sinüsüne direkt eşitti arkadaşlarım. Çünkü sinüs ayrımcılık yapmıyordu hatırlarsanız. Sinüs dışındaki hepsi ayrımcılık yapıyor. O halde sinüs y artı z sinüs x'e direkt eşittir. Yani şurası aslında sinüs x olacak arkadaşım. Sinüs x burası. Sinüs x de burası. Etti mi iki tane sinüs x sana? Hadi bakalım ikinci sorudayız. Diyor ki ABC bir üçgenin iç açılarıdır. O halde bildiğim şey şu. A artı B artı C eşittir 180. Kotanjant A artı B ile tanjant 90 eksi C'yi soruyor. Dostum C ile 90 eksi C'nin toplamı 90 değil mi kardeşim? Peki iki açının toplamı 90 derece olduğunda birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşit oluyordu. Yani ben şuradaki tanjant 90 eksi C yerine kotanjant C yazabilirmişim o halde. Bunu yazdım. Bu bir. Sonra A artı B ile C'nin toplamı madem ki 180. Bakın toplamları 180 olunca abi kardeş diyorduk bunlara. Şunlardan birinin yerine diğerinin eksilisini yazabiliyorduk kotanjantta, hatırladın mı? Yani kotanjant A artı B yerine ben eksi kotanjant C yazabilirim arkadaşım. Eksi kotanjant C. Şuraya da o halde getirdim. Eksi kotanjant C yazdım. Peki eksi kotanjant C. Eksi kotanjant C daha. Eksi 2 tane kotanjant C yaptı Goberler. Geldik buna. ABC bir üçgenin iç açılarının ölçüleridir diyor dostlarım. Yine o halde ben de diyorum ki madem ki 3'ü de iç açı, toplamları kesinlikle 180'dir bunların. Bu bir. Peki A ile B'nin abisi olsun, bu da kardeş olsun. Toplamları 180. Kosinüs A artı B neye eşitti? Kardeşinin değerine eşit ama kardeşinin eksilisine eşitti kardeşim. Demek ki kosinüs C dediğim şey bunun eksilisi, yani 1 bölü 3 olacak. Peki kosinüs C 1 bölü 3 ise şöyle dik üçgende gösterelim bunu. C açısı burası olsun. C'nin demek ki komşusu 1, hipotenüsü 3'müş kardeş. Hadi bir Pisagor patlattım. 3'ün karesi eşittir 1'in karesi artı şuraya da x diyelim, x kare. 9 eşittir 1 artı x kare, 8 eşittir x kare, yani x eşittir 2 kök 2 geldi bu adam. 2 kök 2. Peki bana neyi soruyordu? Tanjantını.
Karşı bölü komşu oldu mu kardeşim? 2 kök 2 bölü 1 geldi sorumun cevabı. Devam, bu sorudayız. ABC bir üçgenin iç açılarının ölçüleri olmak üzere. O halde hemen şunu söylüyorum yine. A artı B artı C 180. Bak bu yarılarını almış. Ben de hepsini 2'ye bölüyorum. A bölü 2, C bölü 2, B bölü 2'nin toplamı da 90 olacak. Peki diyor ki sinüs A artı C bölü 2. Yani şu açı almış, bir de bu açıyı almış. Toplamları 90 olduğunda birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşit olacaktı. Yani şunun sinüsü mesela şunun kosinüsüne eşittir. Ya da bunun kosinüsü bunun sinüsüne eşittir diyebiliyorduk dostlarım. O halde şöyle diyebilir miyim ben? Sinüs A artı C dediğim bölü 2 dediğim şu açının yerine ben aslında kosinüs B bölü 2 yazabilirim dostum. Ve bakın soru ne oluyor? Kosinüs B bölü 2 eksi kosinüs B bölü 2. Ve bunlar da birbirinden çıkarsa cevabımız da 0 gelecekmiş gobeller. Pekala, devam edelim arkadaşlarım. Evet arkadaşlar, hemen 29 numaralı köşe taşını koyduk önümüze. Bakalım ne diyor bu? Trigonometrik değerlerinin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Trigonometrinin en basit kısmı arkadaşlarım. Bu hiç korkulacak bir şey yok. Rahat olun. Hemen gömeceğiz burayı. Dostum, şimdi şöyle bir koordinat sistemini çizelim biz. 300 derecelik açı diyor. Bak, buradan başlayacaksın açıyı yazarken sıfırdan. Şöyle saatin tersi yönünde gideceksin. Buraya geldim 90. Buraya geldim, şöyle devam ediyorum, bakın şöyle gideceksin. 180 oldu. Devam ediyorum, geldim. Buraya geldik, 270 oldu. Demek ki 300 dediğim açı şu bölgede bir yerde arkadaşlarım. 300 bu bölgeye girdi. Peki bu bölgedeki sinüs 300'ü soruyor. Sinüsler hangisiydi? Şunlar sinüs, şunlar da kosinüs. Peki sinüsler burada eksi miymiş? Ya da kosinüsler artıdır diyelim arkadaşlarım. Sinüsler eksi olduğu için sinüs 300 bu bölgedeki bütün açıların sinüsleri eksiymiş. Demek ki sinüs 300 eksi bir işarete sahip. O halde Edirne gitti, Denizli gitti. Birincisi eksi olacak. 150'ye geldik. Bak yine buradan başladım. Şurası 90. Şurası 180. 150 dediğim şu arada bir yerde değil mi? Demek ki 90 ile 180'in arasında. Burada da kosinüs değerini soruyor. Peki kosinüsler şunlardı ve kosinüslerin burası eksi bölgeydi değil mi arkadaşım? Eksi olduğu için bu da eksi olacak. Demek ki ikincisi de eksi, Ceyhan'da gitti. Hadi 210'a bakalım. 210 180'den biraz büyük bir açıdır. 270'den küçük, 180'den büyük. Demek ki şu bölgeye giriyor kardeşim. Bu bölgedeki tanjantı soruyor bize. Tanjant dediğim şey sinüs bölü kosinüstü. Bu bölgedeki sinüsler eksi. Kosinüsler de eksi. Eksi bölü eksiden ne olur? Artı gelir tanjant dediğimiz değer. Demek ki sonuncusu da artı olacak. Cevabımız Bursa'daymış dedim dostlarım. Şimdi ikinci sorudayız. Radyanlı vermiş arkadaşlar. Pi'li vermiş bize açıları. Yine hiç sorun değil. Biz yine bu başlardaki köşe taşlarında ne öğrendik kardeşim? Esas ölçüsünü bulmayı öğrenmiştik bunların. Hatırlayın. Nasıl buluyorduk? İçlerinden 360 çıkarıyorduk. Yani 2 pi çıkartacağız. Şimdi 7 pi bölü 3'ten 2 pi'yi çıkartalım. 6 pi bölü 3 kaldı. Yani bu aslında pi bölü 3'e eşitmiş. Şurayı direkt sildim. Şimdi pi bölü 3'ün işaretini bulalım. Pi bölü 3 demek 180 bölü 3'ten 60 dereceye denk düşer dostum. 60 derecede bakın şuradaki ifade bir birinci bölgedir ki birinci bölgede sekant dediğimiz şey neydi sekant? 1 bölü kosinüs demekti kardeşim. Kosinüsler de burada kosinüsler artı olduğu için birinci bölgedeki artı olacak diyeceğim kosinüsler. 1 bölü kosinüs de artı olacak. O halde birincinin işareti artı. Birincinin işareti artıysa Ceyhan'la Bursa direkt iptal oldu. Geldim ikinciye. 13 pi bölü 4. Hemen bunun esas ölçüsünü bulalım. 13 pi bölü 4'ten 2 pi'yi çıkartalım. 8 pi.
13'ten 8 çıktı. 5 pi bölü 4 oldu kardeşim. 5 pi bölü 4 de hemen şöyle pi bölü 4 nedir? 45 derecedir. 5 ile de 45'i çarpalım. 220 derece falan yapıyor arkadaşlarım galiba. Evet, 220 de şu bölgede ve bu bölgedeki sinüslerimiz de eksi olduğu için dostlar, demek ki işte sinüs 220 derecede eksi olacak diyebilirim. Demek ki ikinci işaretim eksi. Adana gitti. Tamam, Denizli ile Edirne duruyor. Sonuncusu belli edecek. 18 pi bölü 5. Hemen esas ölçüsünü buluyorum. 18 pi bölü 5'ten 2 pi'yi çıkartıyorum. 5 kere 2 10. 18'den 10 çıktı. 8 pi bölü 5 geldi. Şimdi pi bölü 5 ne yapar? 36. 8 ile de 36'yı çarpalım. 36 ile 8'i çarpıyorum hemen. 48, elde var 4. 8 kere 3 24. 288 yaptı. Yani 270'ten büyük bir açı. Şu dördüncü bölgeye girdi kardeşim bu. Peki dördüncü bölgede bize neyi soruyor? Kotanjantı. Kotanjant neydi? Kosinüs bölü sinüstü kardeş. Buradaki kosinüslerimiz artı, sinüslerimiz eksi. Artı bölü eksiden eksi çıkacakmış. Bunun da işareti, yani cevabım Denizli oldu. Evet, geldim üçüncü sorumuza. Yine esas ölçü bulacağımız bir değer. Burada da normal derecelerimizin esas ölçüsünü söyleyeceğiz. İçlerinden 360 çıkartacağız. Şimdi 1000 derecenin içinden kaç tane 360 çıkartırsam diyorum. 2 tane çıkartsam 720 olur. 1000'den de 720 çıktığında, 1000'den 720 çıkartalım, 280. Aslında bunun esas ölçüsü 280'miş. Tanjant 280'i arıyorum. 280 dediğim 3. değil 4. bölgeye denk düşüyor kardeşim. Şu bölgeye denk geldi. Ve bu bölgedeki tanjant değerlerimiz sinüs bölü kosinüsten, sinüslerimiz eksi, kosinüslerimiz artı olduğu için eksi bölü artıdan eksi gelecek. Demek ki birincinin işareti eksi. Bursa değil, Adana'da değil kardeşim. Cevap şu üçünden biri. Hadi şuna bakalım. 1560. Şimdi 1560'da 360'ın bir katını çıkartacağım. 2 katı 720, 4 katı 1440 yaptı. 1440'ı çıkartalım hemen. 1560'dan 1440'ı çıkartalım. 0, 2, 1. 120 derece kaldı kardeşim. Demek ki bu aslında 120 dereceymiş. 120 derecede şu bölgededir. 90'dan büyük, 180'den küçük olduğu için ikinci bölgeye girdi. Burada da bana kosekantını, yani 1 bölü sinüsünü soruyor. Peki bu bölgedeki sinüsler artıdır. Sinüsler artı olduğu için 1 bölü artıdan da artı geleceğinden dolayı demek ki kosekantım artı olacak. İkinci işaretim artı. Bakıyorum Edirne gitti kardeşim. Şuna geldik. Hadi 800'den 720'yi çıkartalım. 80 derece kaldı. 80 derece birinci bölgededir. Birinci bölgedeki kotanjant soruyor. Kotanjant neydi? Kosinüs bölü sinüs. Kosinüsler artı. Sinüsler de artı olduğu için artı bölü artıdan artı gelecekmiş. Bunun da işareti. O halde son işaret artı olacağından cevabım Ceyhan geldi. Hadi şu soruya bakalım. Şimdi sinüs 170 ile 300'ü soruyor. Hemen şuradan bir bulalım artık arkadaşlarım. 170 derece burada. Buradaki sinüslerimiz artı, kosinüslerimiz eksi. Demek ki bu artı. Kosinüs 300. 300 şu bölgede arkadaşlarım. Bu bölgedeki kosinüs değerlerimiz artı. Demek ki bu da artı. Artı ile artının çarpımı artı olacak. Birincinin işareti artı. Geldim ikinciye. 220. Üçüncü bölgededir 220 ve tanjantını soruyor. Tanjant neydi? Sinüs bölü kosinüs. Eksi bölü eksiden artı. 310. Dördüncü bölgeye denk düşüyor kardeşim. Dördüncü bölgedeki sinüs değeri eksi olduğu için artıyla da eksinin çarpımı eksi gelecek. Demek ki ikinci işaretim eksi olacak. Adana gitti. Son şıkka bakıyorum hemen. Ne diyor burada da? 110 derece diyor. 110 nereye denk düşüyor? İkinci bölgeye. İkinci bölgede kotanjantlarımız eksi bölü artıdan eksi.
Sekant 240. 240 üçüncü bölgede. Şu bölgede kardeşim. Sekant neydi? 1 bölü kosinüstü dostlar. 1 bölü kosinüsü soruyor bize. 1 bölü kosinüs. Kosinüslerimiz burada eksi olduğu için artı bölü eksiden eksi geldi. Eksiyle de eksinin çarpımı artı. Artı eksi artı Edirne şıkkında mevcut. Evet kardeşlerim, çevirdim hemen. 30 numaralı köşe taşındayım. Bakalım burada ne yapacağız, bir görelim. Şimdi sinüs değerini vermiş bize dostlar. Eksi 2 bölü 3 demiş. Bir de aralık vermiş. Burada aralık önemli kardeşim. Aralık sana hangi bölgede çalıştığını söylüyor. Bak, 3 pi bölü 2 demek 270 derece demek. Yani şurası 2 pi'de 360, yani şurası oluyor bak, döndüğünde 360 buraya denk düşüyor. Demek ki şu bölgede çalışıyorsun sen. Bu bölgede sana kotanjant değerini soruyor. Peki bu bölgedeki sinüsler eksi, kosinüsler artı, artı bölü eksiden eksi çıkacak. Bir kere sonucun kesinlikle eksi. Yani Denizli ile Edirne'yi hemen sildi. Şimdi sinüs değerini vermiş, bir dik üçgen çizelim. X diyelim bu açıya. Sinüs karşı bölü hipotenüsten 2 bölü 3 diyelim. Pisagor'umuzu yapalım. Şimdi Pisagor'u yaparken buradaki eksiği sakın umursamayın. Ha, buralara uzunluk yazıyoruz çünkü. Bunun karesi 9. Bunun karesi 4. 9'dan 4 çıktı. Kök 5'miş burası. Kotanjantta neydi? Komşu bölü karşı. Kök 5 bölü 2. Sorumun cevabı eksi kök 5 bölü 2 olacakmış. 2'deyiz. Bakın şimdi hangi bölgede çalışıyoruz? 90 ile 180 arasında çalışıyoruz. Yani şu bölgedeyiz dostlarım. Ve bu bölgede bana bir sinüsü soruyor. Ki sinüsler bu bölgede şurası olduğu için artı çıkacak. Bir de kosinüsü soruyor. Kosinüsler de eksi çıkacak kardeşim. Şimdi tanjantı vermiş bize. Tanjant neydi? Açımıza x demiş, 90. Karşısı 2 imiş, komşusu 1'miş. Pisagor yaptım. 4, 1 daha. Kök 5 geldi burası. Sinüs x'i arıyorum. X'in sinüsü karşı bölü hipotenüsten 2 bölü kök 5. Artı dediğim için sinüsü artı değerini alıyorum. İkinci bölgede sinüsler artı. Peki kosinüs x'i soruyor. 1 bölü kök 5 geldi bu da dostum. 1 bölü kök 5. Ama kosinüsler bu bölgede eksi olduğu için eksi yazıyorum. Peki cevap ne çıktı? 2'den 1 çıktı. 1 bölü kök 5. Hatta kök 5 ile çarpalım hem payı hem paydayı. Kök 5 bölü 5 geldi. Sorumuzun cevabı Ceyhan'daymış dedim dostlarım. Evet, devam edeceğiz. 3. sorumuzdayız. Bakın bu sefer hangi bölgedeyiz? 90 ile 270 arasındaki bölgedeyiz. 90 ile 270. Yani şu bölgenin tamamındayız kardeşlerim. Kotanjantı vermiş bize. Sekantı soruyor arkadaşlarım. Hadi bulmaya çalışalım. Kotanjant neydi? Şöyle dik üçgende gösterelim bunu. Kotanjant. Burada şimdi video duracak arkadaşlarım. Ben kendiliğinden durdurayım. Birkaç saniye kaldı. Öyle devam edeyim. Evet, devam ediyorum yine kaldığım yerden. Şimdi kotanjant neydi kardeşler? Komşu bölü karşı. Demek ki bu x açısının komşusu 8, karşısı da 15 olacak. 8, 15, 17 geldi burası. Sekantı soruyor. Sekant neydi? 1 bölü kosinüstü. Kosinüsümüz 8 bölü 17'dir. Yani 1 bölü 8 bölü 17. Takla attırdım. 17 bölü 8 oldu kardeşim. Şimdi cevap 17 bölü 8. Bir kere şunları bir silelim de. Adana mı Edirne mi? Bunu da bölgemiz belli edecek. Bu bölgede şurada kosinüslere bakın. İkinci bölgede olsa, üçüncü bölgede olsa kosinüslerimiz eksi olduğu için kardeşim, demek ki cevap eksi bir sonuç çıkacak. Eksi 17 bölü 8'dir dedim. Hadi son sorumuza bakalım. Olduğuna göre tanjant x'in m türünden değeri nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi önce bölgesine bakmadan bir m değerini bulalım. Şimdi kosinüs x'i vermiş bize. X açısı. Kosinüs neydi? Komşusu m. Hipotenüsü 1'miş demek ki. M bölü 1 ya bu arkadaşım. Pisagor bağıntısı yaptım. Şuraya bir k açısı, k kenarı diyelim. K kare artı m kare eşittir 1'in karesi. Demek ki k kare eşittir 1 eksi m kare. K eşittir kök içinde 1 eksi m kare. Şurası 1 eksi m kareymiş dostlarım, kök içinde.
Peki neyi soruyordu bize? Tanjanttı. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. Yani kök içinde 1 eksi m kare bölü m'i soruyor bize arkadaşlarım. Kök içinde 1 eksi m kare bölü m. Yani bir kere Adana değil, Bursa değil, Ceyhan değil, Denizli mi Edirne mi? Onu da bölgesi belli edecek. Bak eksi mi artı mı diye soruyor sana. Hemen bölgesine bakalım. 180 ile 3 pi bölü 2 neydi? 270. 180 ile 270 arasında. Yani şu bölgede. Peki bu bölgedeki tanjantlarımız sinüs bölü kosinüsten yani artı bölü eksiden eksi çıkacak. Cevabımız Edirne gelecek gobeller. Evet dostlarım 30 numarayı da gömdük. Şimdi bir duralım. Bu videoları editleyelim birazcık. Sonra paylaşalım sizinle. Hadi kolay gelsin kardeşler.